Önce şunu söyleyeyim. Uğur Bey özellikle öğretmenlerin sorunlarından bahsederek bir giriş yapmıştı programın başında. Evet. Kendisine teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz önemlidir. Sorunları Siz de eski bir öğretmensiniz. tabii Evet. tartışılmalıdır. Türkiye'de çok ciddi bir meslek grubudur. Dolayısıyla bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletirim. Yani 1 milyonu aşkın öğretmen adına. Gelelim başörtüsü konusuna. Gülfem Hanım biraz önce, yani reklam arasından önce AK Parti'nin kutuplaştıracağını, seçim sürecinde epey kutuplaştırıcı bir dil kullanacağını söyledi. Reklam dönüşü ise Hayır, onu öyle söylemedim. Ben dedim ki söylemlerinde uzlaşmacı, aksiyonlarında kutuplaştırıcı yani olacaklar dedim. bu aksiyon ya da söylem, yani buna da bir karar vermek lazım. Tabii tahmin yapıyoruz şu anda. Yani söylediğimiz şeyler bizim fikrimiz olsa da bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Yani nasıl seçime gidilecek, ne olacak, onu anlamaya çalışıyoruz. Burada bir netleşmek lazım. Yani AK Parti acaba seçime giderken kutuplaştırıcı bir dil mi kullanacak, daha fazla muhalefeti hedef mi gösterecek, yoksa az önce ifade ettiğiniz gibi kapıları mı açacak? Başörtüsüyle ilgili yasa teklifinden önce partilere ziyaret bu anlama mı geliyor, ne oluyor? Şimdi şöyle Bir bakmak de şu lazım. soruyu da sormak lazım herhalde. Yani böyle bir strateji değişikliği İşe yarar eğer mı? değişikliği evet işe yarar mı? İşe yarar mı? Şimdi şunu bir kere bir kenara koyalım. Yani Türkiye'nin kılık kıyafet meselesi bir kılık kıyafet devrimiyle başladı. Yani kılık kıyafet devrimi. Yine Uğur Bey programın başında vesayetten bahsetti yani. Yargı vesayet. Şimdi adını koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? Çünkü işin ucu devlete dayanıyor. Devlete dayandığı zaman siyaset hakkında, siyasi aktörler hakkında, siyasi partiler hakkında, dönemleri hakkında rahat konuşuyoruz ama işin ucu tam devlete gelip yaslandığında bu sefer o siyasi arena içerisinde bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani bir kere başörtüsü ya da Türkiye'de kılık kıyafet modern Türkiye, modern Türk toplumu devrimi ve amacıyla başladı. İşin gerçeği bu. Evet. Yani biz kılık kıyafet devrimiyle birlikte Avrupa'yı görüntüsü olan özellikle 1925 sürecinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet devrimleri içerisinde gördüğü ve çok da önemsediği bir devrim süreci. Şimdi bazen öyledir. Yani kafanızdaki şey, yapmaya çalıştığınız şey toplumun bir kesimi tarafından kabul edilir, bir kesimi bunu reddeder ve toplumların bazı şeylere alışması da çok uzun zaman alır. Yani bazı toplumlar bunu kabul eder, bazı toplumlar etmez. Ciddi bir uğraştır. Salt hukukla ya da siyasetle çözülmez. Sosyoloji diye bir şey var. Yani insanlar o süreçte ne yaşadı, ne oldu, ne bitti? İşin bu tarafını iyi analiz etmek lazım. Şimdi mesela Mahir Ünal konusu var. Bağlantılı aslında. Yani dil devrimiyle alakalı söylediği şey. Şimdi bu konuyu mesela Erol Güngör aynı şekilde ifade etti. Bu konuyu işte Teoman Duralı aynı şekilde ifade etti. Bu konuyu Necip Fazıl aynı şekilde ifade etti. Nurettin Aslında pek Topçu. çok liberal de bir zamanda Ya aynı tabii şekilde canım, ifade yani etti. Nurettin Topçu aynı şekilde ifade etti. Şimdi Mahir Ünal bir filozof, felsefeci, bir düşünce adamı değil ki, bir siyasetçi. Bir eski ajandalara dönüp, yani bir teknik hata, takımı hücuma kalkmışken teknik faul yapan oyunculara benzetiyorum bu yaptığı şeyi. Yani takımı hata kalkmış, o da teknik faul yapıyor. Basketbol Tabii anlıyorsunuz. tabii Teknik eski faul eski deyince. tabii tabii basket, yani eski söylemler, eski durumlarla ilgili tekrar dile gelmiş bir şey. Tabii ben bir edebiyatçı olarak Türkçeyi muhafaza ederim. Türk dilini muhafaza ederim yani. Bu benim için hassas bir konudur. Biz Cumhuriyet tarihinde çok güzel eserler verdik. Çok önemli yazarlar çıkardık. Yani gerçekten bir Cumhuriyet tarihi bestselleri de ortaya koyduk. Kılık kıyafet işiyle ilgili şunlar söylenebilir. Mesela AK Parti'ye yönelik siyaset yapıyor. HDP'ye gidiyor, İYİ Parti'ye gidiyor, CHP'ye gidiyor, siyaset yapıyor deniyor mesela. Kabul ediyorum, siyasettir. Bir fotoğraftan bahsediliyor. İyi de yani Cumhuriyet Halk Partisi durup dururken, yani adam parti kurmuş, 50 yıldır bu işle uğraşıyor, bu meseleyi çözmüş ya da bir yere getirmiş. Bunun üzerinden seçimler almış. Seçimler almış yani. Yerel, genel bir sürü seçim almış. Biz mağdur ediliyoruz demiş. Ve kitleyi konsolide etmiş. Kitle peşine takılmış. Bunları ben çözeceğim demiş. Seçim almış. Yani seçime 7 ay var. Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak şey hazırlıyorsun. Diyorsun ki bir dakika ben bunu bir değiştireyim.
Bu siyaset değil mi? Ya siyasetin dik alası bu. Zaten CHP durduk yere kendi başına iş al. Yani sana ne? Tam tabirini söylüyorum hani kurumsal olarak. Yani şöyle helalleşme der, derken helalleşmenin çok ileri gitti altını doldurmaya çalışan. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani şöyle, bu AK Parti'nin hallettiği, üzerinde uzun yıllar ciddi anlamda mücadele vererek hallettiği bir konudur. Bu AK Parti'nin bahçesinde yetişen bir şey. Bu senin bahçende yetişmiyor ki. Sen zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün partisisin ve topluma bir büyük oranda da modern dediğimiz, Avrupa'yı dediğimiz bir hayat teklifi sunuyorsun. Tam yani CHP kodları budur. Tam tersini vurgulaman lazım aslında senin. Ya tabii ki. Yani yok, şu anlamda işte diyorum. Laiklik, cumhuriyet vesaire. Senin bunlardan bahsetmen gerekir. Yani özgürlükler. Özgürlükler. Bunlardan bahsetmen gerekir. Şimdi sen kalkıp bir siyasi partinin hayat boyu mücadele ettiği, kuruluş amacı bile büyük oranda bu olan bir alana girdiğinde, belki ben gazeteciyim rahat konuşuyorum. Ya bu affedilmez bir siyasi hatadır. Şimdi CHP badanaj ediyor, uğraşıyor. Mesela HDP görüşeceğiz demiş. İyi Parti görüşeceğiz demiş. CHP ret demiş. İki çekimser bir ret görüyorum şu anda. Bu arada AK Parti'nin böyle bir konu için her fırsatta hatırlatıyorum. Çoğulcu bir demokrasi için mesela diğer partiler var. Gelecek var, Deva var, Memleket Partisi var, Ümit Özdağ'ın parti falan falan. Hani bunlara sadece meclisi düşünerek meclis mi yaptı? Meclis aritmetiğinde bir karşılığı olmadığı için onlar yok, şimdi sadece meclisi düşünerek mi yaptı onu bilmiyorum ama mesela HDP'ye gitmesi ilginç geldi bana AK Parti'nin. Şimdi HDP'ye gittiğiniz zaman yani madem toplumsal bir konsensüs istiyor AK Parti, ki çok yanlış yapmıyor, doğru yapıyor. Hı hı. Ama HDP'ye gittiğinde o zaman HDP'yi diğer etkinliklere de davet etmen gerekir. Yani oraya gidiyorsun mesela, diyorsun ki bana mecliste, ki yaptığının doğru olduğunu söylüyorum. Yani Türkiye konsensüsle, anlaşmayla sorunlarını çözdüğü müddetçe demokrasiden daha fazla lezzet alır, keyif alır. Cumhuriyet Halk Partisi ama sen ben şimdi, yokum dediğinde de HDP'yi denklemin dışında bırakamıyorsun. Yani, İyi Parti artı HDP ile ancak çıkarabilirsin. Yani bunu bir şekilde yapsın. Yani. Gelecek bu aritmetiği mecbursun. HDP'ye gitmesi mi? Evet, mecbursun. Yani, ya şimdi böyle bir mevzu olduğunu hep diyoruz ya, bir açılım mı geliyor diye. Evet, mümkün mü böyle bir şey? Ya şimdi HDP ile ilgili, HDP'nin açılım, yani Kürt sorunu. HDP, Kürt sorunu işte bir hatta yeni bir çözüm sürecinden bahseden bazı muhalif milletvekilleri var. Yani böyle bir süreç başlatılacak diye. Şimdi tekrar söyleyeyim. Türkiye bunların hepsini denedi. Yani bunu sadece AK Parti denemedi. Bunu Sosyal Demokrat Halkçı Parti de denedi. Erdal İnönü denedi. Deplileri meclise getirdi. Biz bunu yeni denemiyoruz ülke olarak. Bunu denedik biz. Şimdi bugün AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan, yani hani neredeyse böyle kardeşlik hukukunu bile ileri geçen bir ilişki kurmuşken ve MHP'nin son derece ciddi hassasiyetleri bilinirken, bugün bir çözüm süreci başlığının açılma ihtimalini hiç görmüyor. Bir de o çözüm sürecinin içi neyle dolacak? Mesela ne olacak? Yani çözüm süreci Kürtçe yasaklı bir dil mi? Değil. Yani bunları hani ortada bir sorun yoktur anlamında söylemiyorum. İçini merak ediyorum. Mesela Kürt sorununu çözelim. Ne yapacağız? Yani bana somut cümleler. Ne yapacağız biz? Ne koyacağız bu sorunun karşılığına? Bugün Türkiye'de hani Kürt sorunu diye bir sorun var mıdır, yok mudur? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama içini merak ediyorum ben de. Bir gazeteci olarak bunun içini neyle dolduracağız? Hangi sorunlar var? Hangi sorunları çözeceğiz? Ve bu çözdüğümüz sorunlar üniter devlet yapısına uygun olacak mı, olmayacak mı diye de merak ediyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Yoksa bir taraf değilim. Ben gazeteciyim ve izliyorum. Şimdi bir diğer konuya geleceğim. Özellikle başörtüsü konusunda AK Parti'nin aile meselesini içine alan kapsayıcı hamlesi. AK Parti mi bunu nasıl okuyacak? Neyi? Kürt sorununun legal demokratik zemini de çok. Bütün Türkiye. Yoksa yani beklenti Rezan Bey, bütün Türkiye. Hı. Hepimiz. Mesela siz ne okuyacaksınız? Ben ne okuyacağım? Yani MHP ne okuyacak? İyi Parti ne okuyacak? Diyecek ki yani İyi Parti için bugün Kürt sorunu var mıdır? Nedir? Yani böyle bir çözüm sürecinden yani yeni kapılar açar mı sorunuza bir cevap. Evet. Ya da gelecek Deva, diğer parti, Cumhuriyet Halk Partisi mesela durumu nasıl tanımlıyor? Yarın iktidara gelse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir çözüm süreci başlatma ihtimali ve fikri varsa bunun içine başlıklara ne yazacak? Bunları merak ediyorum. Eğer Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması bir Kürt sorunu olarak algılanıyorsa
Bu hukuki bir sorun. Hukukçu var burada. Yani o bir bireyi bağlayan bir hukuki sorun. Yanılıyor muyum? Gelelim bütün bu sürecin bir de meseleyi de çok basite indirgemek olur. AK Parti'nin işine yarayıp yaramayacağını. AK Parti'nin işine şöyle. AK Parti bu yani süreç... Neticede bir strateji değişikliğinden bahsediyoruz. Ben herhalde strateji değişikliği olduğunu falan düşünmüyorum. Öyle mi? Ya bunların hepsi hani ihtimaldir, düşünüyoruz. Aklımıza geldi. Acaba öyle midir, böyle midir? Bu değil. Yani AK Parti'nin bütün hikayesi önündeki şu an itibarıyla kötü göstergelere sahip ekonomiyi toparlamak. Ekonomiyi toparladıktan sonra seçime gitmek ve seçimi almak. Yani AK Parti'nin şimdi bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde ve dünyaya baktığınızda yeryüzünde çeşitli ülkelerde ve bloklarda yükselen sağ ittifaklar içinde AK Parti'nin tam da dünya konjonktürünün aksi başka bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Brezilya örneği var. Yani. Şimdi başka bir şey Lula'nın seçimi alması hani... Başka bir hikaye Latin Amerika'da. Siz iletişimin ve dilin değişmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, Faruk Bey? İletişim ve dil biraz daha uzlaşma, ya biraz daha neden değişsin? Konsensus. Niçin değişsin? Yani bugün Cumhurbaşkanı hani değişmesin. Bu doğrudur. Böyle herkes yani muhalif gazetecilerin davet okuyorum. Edilmesini nasıl okuyorsunuz? Kimi? Hep siz soru sorarsınız ya bu programlarda. Evet, evet. Yani ya muhalif ben biraz size soru sorayım. Evet. Siz seversiniz bunu. Muhalif gazetecilerin davet edilmesini nasıl buluyorsunuz? Ya bütün bunlar, o dilin değişmesine dair bir işaret değil midir? Muhalif gazeteciler dedi ki eğer akreditasyon sorunu kalkacaksa geliriz. Değil. Yoksa zaten değil. Bu tek seferlik. Yani bir anlamı yoktur dediler. Ya AK mesela. Parti, yani hangi parti? Rezan Bey hangi parti Allah aşkına seçimi... Ya HDP'ye gidilmesini nasıl okuyorsunuz? Ya işte, yani mesela bunları konuşuyorum. Söylüyorum size hangi parti seçime girerken ben kimseden oy istemiyorum. Sadece benim bugüne kadar bana oy vermiş olan seçmenim bana oy versin bu yeter der. Ya seçime gidiyorsun. Yani Kemal Bey'in helalleşme çağrısı neyse AK Parti'nin de hani muhalif dediğiniz gazetecileri... Yaklaşması öyle bir şey. Budur. Yani siyasetin hikayesi budur. Bu buradan yürüyecek. Biz esas ana meseleleri şey yapamıyoruz. Hayır, şunu kavrayamıyoruz. Kutuplaştıran bir dil konsolide etmeye matuf kendi tabanını domine etmeye matuf mu yoksa bütün kesimlere giden, kucaklayan, işte uzlaşma kültürüne egemen kılmaya çalışan, kimseyi ötekileştirmeyen. Onu cevaplıyorum işte. Zaten mi, bütün partiler, bütün hikaye böyle olur. Yani hiçbir parti ben şu kesimi istemiyorum der mi? Zaten böyledir ama bu bir işe yarar mı Türkiye'de? Hayır, bugün Gültemhan'ın dediği ya, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma tarzı biraz daha kutuplaştırıcı, işte kendi tabanını konsolide etmeye matuf şu ana kadar da öyleydi. Burada bir paradigmal değişiklik olacak mı? Net olarak bunu sorayım ben. Bence olmayacak. Yani AK Parti bugüne kadar geldiği stratejiyle bundan sonra da yoluna devam edecek. Fakat şu... Yavaş yavaş tamamlayalım. Tabii. Geçeyim şimdi haklar, bireysel haklar konusunda bir iki bir şey söyleyeceğim. Habertürk'te defalarca yani elbette ki hukukçu değilim ama bireysel hakların bir referandum konusu olmayacağını aylardır söylüyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Biz referanduma götürsek böyle bir konuyu toplumun %51'i dese ki kamusal alanda başörtüsü istemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Biz kamusal alanda başörtülü insanları o insanların haklarını toplumun bir kısmı ya da büyük bir kısmı çoğunluğu böyle dedi diye böyle bir şey olabilir mi? Güzel soru. Ya böyle bir şey olur mu? Yani insanlar dedi ki ben bireysel haklarımı neden toplumun diğer kesimine bırakıyorum? Ben başörtülüyüm kardeşim. Başörtülüyüm ben. Benim hakkım ötekilerin fikriyle belirlenemez ya da başım açık. Yani ötekilerin fikrine göre ben şeklimi nasıl değiştireceğim? Ben zaten okula gidiyorum. Mahkemede hakimlik yapıyorum, vali oluyorum, öyle değil mi? Asker oluyorum, polis oluyorum. Yani ben şimdi bunu niçin kamuoyu gibi riskli bir alana ya da olmaması gereken bir alana zaten soruyorum? Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sorun bitmişti, biz çözmüştük. İşte diyorum bütün bunlar demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hayır diyor arkadaşlarımız muhtemelen ama işte siyah ön alın, ya neyin önünü alacaksın? Zaten çözülmüş bir konu. Hallolmuş bir sorun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp başörtüsü meselesini yasa teklifi meclise götürelim, anayasa değişikliği yapalım demese Türkiye gündeminde böyle bir şey konuşuyor muyduk biz? Konuşuyor muyduk? Böyle bir şey var mıydı? Yok, Cumhurbaşkanı tekil konuşuyorduk Sayın ama Erdoğan çok da haklı olarak miting meydanlarında çıkacaktı. CHP de bir sürü şey söylüyor. O da diyecekti ki Türkiye'de bu sorunlar bunlar vardı. Bunları ben çözdüm diyecek.
Öyle değil mi? Yani evet. O çözmedi mi? Onun döneminde çözülmedi mi? Sen şimdi şunu mu düşündün? Allah Allah, Erdoğan bunları söylemesin diye ben bir değişiklik teklifiyle... Ya bu kadar basit bir siyasi düşünce olur mu? Yani o gol pas işi işte oradan geldi. Yani bunu CHP'nin kurulları, CHP'nin siyasi aklı nasıl akıl edemedi? Böyle bir oyuna düştü. Onu izliyorum. Yani o tam bir felaket. Sadece son bir şey söyleyeyim. Evet, noktalayacağım. Sonra Ankara'ya geçeceğim. Aileyi ilgilendiren mesele. Şimdi aile konusu tabii önemli. Önemli ama bu işte muhtemelen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayla başlayan bir süreç. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıktı. Cinsel yönelim tartışmalarını falan. İşte o İstanbul Sözleşmesi. Yani orada mesela bazı kadın dernekleri dediler ki kadın haklarına yönelik bir darbedir bu. Sonra hükümet kanadı hayır dedi. Burada özellikle cinsel tercihler, eşcinselliğin teşviki vesaire bütün bunlara yönelik bir şeydir dedi. Tartışma oradan başladı. Yani İstanbul Sözleşmesi'dir o işin miladı. Hı hı. Peki şimdi bugün AK Parti tam o tartışmanın argümanlarıyla söyleyeyim topu aldı ve AK Parti de hamlesini yaptı. Şimdi mesela aile kurumunun düzenlenmesi, korunması, şu bu vesaire. Şimdi muhalefet ne yapacak? Yani bu sefer buna hayır dediklerinde MHP ve AK Parti, alın işte oy vereceğiniz partiler sizin göz bebeğiniz, biricik varlığınız, aile mefhumunu garanti altına almak, korumak, bütün bunlar için yaptığımız hamlelere bile hayır diyorlar demeyecek mi? Bu da CHP'nin kendi kalesine attığı ikinci büyük gol. Hatta bir gol değil, iki gol. Dolayısıyla bu tartışmanın bana sorarsanız kaybedeni hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi ve yanlış hamlesi.